Hattımızda Turgut Kazan var. Ona soracağımız kritik sorular var. Hoş geldiniz Turgut Kazan. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi zamanlama olarak dikkat çekiyor. Daha önce de Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamalarda bir takım insanlar için terörist ifadesini kullanmış, vatana ihanet demişti. Sonrasında onlarla ilgili bir takım soruşturmalar da açılmıştı ama Boğaziçi'ndeki bir olayla ilgili Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra bir bir gözaltılar gerçekleşiyor. Bu yargısal süreçte, hukuki pencerede rahatsız edici bir durum mudur? Ne yazık ki bu Türkiye'nin içinde yaşadığımız koşullarda fotoğrafıdır. Gözaltına alınan öğrencilerin müdafiliğini üstlenen meslektaşımın söylediği gibi Türkiye'de zaten bağımsız yargı yoktur. Yani o diyor ki bağımsız yargı kararı verir. Zaten bağımsız yargı yoktur. O nedenle olayı doğru değerlendirmek gerekir. Bu doğrudan aslında o olaya yönelik bir de açıklama da değildir. Yani o olayın boyutlarını aşan bir açıklamadır. İyi bir üniversiteye hedef alan bir açıklamadır. Daha önce de zaten Sayın Cumhurbaşkanı bu üniversiteyi, yani bu olay yaşanmadan hedef aldığını gösteren bir konuşma yapmıştı. Şimdi olayda öyle anlaşılıyor ki, yani sorunuzun yanıtı olarak şunu söyleyebiliriz. İşte lokma dağıtımı ve o dağıtıma müdahale denilen bir olaydır. Evet. Üniversite bu müdahale denilen bölümü zaten kınamış, gereğinin yapılacağını açıklamıştır. Evet. Dolayısıyla yaşanan sorun incelenip zaten değerlendirilecektir. Herkesin, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, olağan koşullarda, olağan bir demokraside kendisine demokrasi etiketi yapıştıracak, anayasasında da öyle yazılı ülkede bu sonucu beklemesi gerekir. Cumhurbaşkanı dahil herkesin beklemesi gerekir. Normal olağan prosedürün işlemesini beklemek evet, ama gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı o inanılmaz açıklamayı yapmıştır ve talimat vermiştir. Bu talimat alınacaktır. Yerine getirilecektir. Yani besbelli bir şey, yani Türkiye'de bağımsız bir yargı da olmadığı için getirilecektir. Onlar komünist, vatan haini, teröristtir. Evet. Okuma haklarını ellerinden alacağız denilmesi. Şimdi onu söyleyecektim. Olacak şey değildir. Hı. Asla kabul edilemez. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı, İçişleri evet. Bakanı var, emrinde polisler var. Böyle bir talimat veremez mi polislere? Siz gidin bununla ilgili gereğini yapın diye. Şimdi bir kere zaten bir dava konusu, soruşturma konusu olacak bir eylem söz konusuysa zaten kendiliğinden yapılacaktır. Cumhurbaşkanı bunu söyleyince o zaten anayasanın 28. maddesinde yasaklanan bir talimat niteliği kazanır. Ama talimat niteliği kazanması sağlıklı bir demokraside bir anlam taşır. Tartışılır, konuşulur. Hı-hı. Ama Türkiye'de öyle bir demokrasi ve öyle bir yargı bağımsızlığı söz konusu olmadığı için o talimat yerine getirilir ve kimse de konuşamaz, tartışamaz. Yani şimdi bir kere şöyle devam edelim. Buyursunlar. Anayasanın 19. maddesine aykırıdır önce. Hı-hı. Çünkü kişi güvenliği ve özgürlüğü ile bu talimat sonucu ihlal edilecektir, ihlal edilmiştir. O talimata bağlı olarak gözaltı süreci başlamıştır, yakalama süreci başlamıştır. Oysa anayasanın maddesini okuduğumuz zaman hiç kimsenin böyle bir şey yapaması, herkesin güvencede olması gerekir. İkincisi de o öğrencilerin okuma hakkı 27. maddeye koruması altındadır. Yine anayasanın 27. maddesi koruması altındadır. O maddenin başlığı ve içeriği de bilim ve sanatı serbestçe öğrenme hakkıdır. Kimse bu hakkı öğrencinin elinden, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının elinden, orada okumak isteyen yerli yabancı kişinin elinden alamaz, alması mümkün değildir. Anayasa gereği. Cumhurbaşkanı bu talimatı verince Türkiye'de ne olur? Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Şimdi burada durum biraz açmak için söylüyorum. Evet. Onu özellikle sormuştum. Cumhurbaşkanı Erdoğan polise, İçişleri Bakanı'na, İçişleri Bakanı da polise talimat verip bunlarla ilgili gereğini yapın diyemez mi? Demokratik bir ülkede herhangi bir idareci bir polise böyle bir şey söyleyemez. Hayır. Çünkü o polis
o kolluk kuvveti, jandarma aslında savcının emrindedir. Savcı bir soruşturma yaparsa böyle bir şey yapabilir. Ya zaten kamuoyunun önünde olmuş bir olay, eğer suç niteliği taşıyorsa kimsenin ya bunları seyredecek misiniz, derhal gereğini yapın falan demeye de gerek yoktur. Çünkü gereği zaten yapılır. Eğer suç sayılacak bir eylem söz konusuysa. O yüzden böyle bir talimata gerek yoktur. Bu talimata tabii Türkiye'de yasama, yürütme ve yargı kalmadığı için hepsi yani kuvvetler ayrılığı kalmadığı, tamamı için bir işbirliği sistemi kurulduğu için ne yazık ki bu talimata uyulacağı zaten herkes tarafından bilinmekteydi, görülmekteydi. O yüzden gözaltılar sürpriz değil diyorsunuz bu şartlarda. Ama biraz önce bir cümleyle söylediğim gibi bu açıklama ve talimatın asıl hedefi Boğaziçi Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi düzeyindeki üniversitelerdir. Çünkü orada yani asıl bu üniversiteye öfke duyulmasına neden olan şey, orada eleştiren, tartışan, sorgulayan öğrenciler yetişiyor olmasıdır. Nitekim Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı 7 Ocak günlü konuşmasında da bu üniversiteyi gönlündeki, aynen söylüyorum, gönlündeki konuma uygun olmadığını söylemiş. Evet. Milli değere yaslanmadığını söylemiş ve öyle bir değerlendirmeyi daha bundan 3 ay önce yapmıştı. Yani hangi üniversitedeki, yani demek istediğim şu, eleştiren, sorgulayan, tartışan öğrenci yetiştiriyor. Onları temizlemek ya da hizaya getirmek istendiği apaçık anlaşılıyor. Amaç budur. Yani zaten işte yasama, işte yargı teslim alınmıştır. Bu türden üniversiteler, konuşan öğrenci yetiştiren üniversitelerde teslim alınacaktır. Amaçlanan budur. İki teknik sorum olacak müsaade ederseniz Turgut Bey. Onlardan birisi onlara okuma hakkı vermeyeceğiz demek. Siz anayasaya göre anlattınız bunu. Ama bunun yasal olarak, yani ben eğer bir yerde okuyacaksam başka işlemler, başka şekil kuralları, bir şey yok mu yani bunun? Orada da mı kurala uydurulabilir de o okuma hakkı verilmez? Ya da Beyoğlu'ndan Beyoğlu'ndan farklı bir takım insanların kulağından tutup atarız. Olağanüstü kanun hükmünde kararnameyle on binlerce insanın işlerinden çıkarılması ve açlığa terk edilmesi kurallara uygun mudur? Ama uygulanmaktadır. Yaşanmaktadır. O yüzden burada da üniversite öyle bir şeye zorlanabilir. Ve öyle bir şeye zorlandığı zaman üniversite dediğini yapmış olur ve üniversitede teslim almış olur. Peki kurallara göre soru soruyorsunuz. Ya kuralların ben ama yani onu sorayım da tabloyla karşılaştırsın bizi dinleyenler diye sormaya çalışıyorum. Yani, asıl tabii niyetim o. Hukuk devleti her konuda hukukun ne olduğuna gerçekten bağımsız yargı organının karar verdiği devlettir. Türkiye bu düzeyde olmaktan zaten ne zamandır çıkmıştır. O yüzden ne yazık ki bu tür sorulara bir hukukçu gözüyle cevap verebilmek bizim için imkansız. Çok çok zor oluyor diyorsunuz. Hukukun denizin olmadığı yerde bahriye nazırı olmak gibi bir şey. Hukukun olmadığı yerde bizler hukukçu olmaya çalışıyoruz. İşte çok acınası durum budur. Can sıkıcı tabii o benzetmeyle birlikte. Bir sorum var son, teknik. Peki. Belki onun için de bir şey söyleyeceksiniz. Ama zor bir soru olmaz. Zor bir soru değil eminim, çok rahat biliyorsunuz. Finalde de Türkiye'de böyle bir atmosferi hiç yaşadınız mı diye soracağım ama ondan önce Türkiye'de savaşa ya da operasyona ya da askeri bir harekete karşı çıkmak suç mudur? Hayır, suç değildir. Yani zaten işte anayasanın ifade ve ifade düşünce ve düşünce ifade etme özgürlüğü içerisinde ve o maddeye uygun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına baktığımız zaman, hatta bizim Anayasa Mahkemesi kararlarına baktığımız zaman böyle bir şeyin suç olamayacağını hemen anlayabiliriz. Ama tabii dediğim gibi bu özgürlüğü ve bu hakkı hayata geçirebilmek için koruma mekanizmanızın iyi işlemesi gerekir. Koruma mekanizması ise yargıdır. Yargının iyi işleyebilmesi için de bağımsız ve kaliteli olması gerekir. Şu anda ne kalite ne bağımsızlık kalmadığına göre
üzerine konuşamayız diyorsunuz. Peki son soru. Çok deneyimli bir hukukçusunuz. Geçmişte darbe dönemlerini gördünüz. Oralarda hukukçuluk yaptınız. Türkiye'nin bugünüyle biraz geçmişi karşılaştırdığınızda, çok slogan var, cümleleriniz de var sizin, biliyorum, ne dersiniz? Yani söyleyeyim. Şimdi ben 15-16 Haziran 70'inden beri çeşitli sık yönetimlerde görev yapmış. Evet. Bir avukatım. Yani 12 Mart'ta, 12 Eylül'de büyük davalarda yaşamış bir avukatım. Sonra özel yetkili mahkemeler, yani FETÖ elindeki o inanılmaz mahkemelerde işte hem müdafilik yapmaya çalışmış hem sanık olmuş bir avukatım. Söyleyeyim, en yani onların hepsi derece derece birbirinden kötüydü, birbirinden tehlikeliydi, birbirinden korku vericiydi. Ben 12 Eylül'den daha kötüsü, bunu 12 FETÖ mahkemeleri için söylemiştim. Mecliste bir komisyonda, evet, araştırma komisyonunda bana başkan sormuştu. Ne diyorsunuz diye. Ben demiştim ki 12 Eylül, yani FETÖ mahkemelerinin dorukta olduğu günlerde. Ben 12 Eylül o sürecinde daha kötüsünün yaşanamayacağını düşünüyordum. Meğer kötünün kötüsü olabilirmiş. Bu özel yetkili mahkemeler kesinlikle sıkıntı askeri mahkemelerden kötüdür diyordum. Şimdi yaşadığımız ise daha kötüdür. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hiç kimse güvenlik içinde değildir. Çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Değerlendirmeleriniz için. Çok can sıkıcı tabii aynı zamanda ama çok önemli. Maalesef. Evet, maalesef. Bu tecrübelerle sabit. Sağ olun, eksik olmayın. Turgut Kazan.